Kimileri onları allı güllü giysileri ve eşsiz güzellikleriyle yaşamın bir rengi olarak kabul ediyor. Kimileri yaşamlarındaki doğallığa hayran kalıyor. Hristiyan misyonerler onlara salyangoz satmaya çalışıyor. Bu bakir güzelliği sömürenler, devşirmeye çalışanlar, aç, susuz, yolsuz ve okulsuz bırakan çok. Tamam da onların hiç mi suçu yok, göreceğiz. Onlar Doğu Makedonya'nın dağ köylerinde yaşayan Türkler. Asırlardır oradalar. Giderek azalarak hep aynı yaşamı yaşıyorlar. Radoviç yolunda hızla ilerliyoruz. Doğuya doğru. Tabiat yavaşça bizi susturuyor. Arabadaki herkes yavaşça başka bir asra yolculuğa hazırlanıyor. Bazen şok edici bir şekilde bugüne dönsek de gelincikler fısıltılarını yükseltip içlerine çekiyorlar bizi. Uyuşuyoruz, rahatlıyoruz, başka bir düzeye geçiyoruz. Makedonya'ya giden yol aslında bir zaman tüneli. Oradan geçip Kocaeli köyüne geliyoruz. İlk karşılayan küçücük bir kız. Köyde yeni bir gelin olduğunu ve herkesin onu görmeye gittiğini söylüyor. Gelin görmeye gidiyoruz. Büyük var. Yok, gelini Taş evler yoksulluk belki ama her yer bir renk cümbüş. Giysiler kapalı çarşıdan onların zevkine göre seçiliyor. Köyde bir örnek dikiliyor ve köyün tüm kızları 7'den 77'ye bir özleme kavuşur gibi renklere bulanıyor. Yadırgamıyor. Her gelene şöyle bir bakıp kararlarını veriyorlar. Seviyorlar ya da sevmiyorlar. Saygıda asla kusur etmiyorlar. Enver Bey'i getirdi bizi bu köye. O Batı Makedonya'dan kaç kuşak kalkan delendi. Bir zamanlar Türk Demokratik Partisi'nin yöneticilerindendi. Kalkan Delen'de büyüdüm. Babam Kalkan Delen'de. Üç dedemi babam tanıyor. Şahsen tanıyor. Kalkan Delen'de büyümüşler. Şimdi bizim de adetle bir sormuş olursanız neler çıkar bilemem. Ama orada sürekli devlet olarak bir daha orası Osmanlı merkezi. Kalkan Delen, Üsküp, Prizren bunlar Osmanlı merkezleri. Bir idare mesela. O düşünmüyor onları mesela 100 koyundan 1000 koyun nasıl yapabilir? Niye düşünmüyor? Düşünecek hali yok. Satacak yerleri yok. Ticaret ne demek bilmiyor. Devletin biri geliyor, şu kadar parayı vereceğim, şu ürünlerinizi alıyor gidiyor. Bunlar zaten bir yerde pazar nerede varlar, nerede satılır, kaça satılır bilmiyorlar. Bunlar işte kendi atarlarından, kendi etraflarında dolaşıp gidiyorlar. Gelin görmeye gidiyoruz. Buradaki en önemli hadise bu. Önceki akşam bu köy bir kız kaçmış. Gerçekten önemli hadiseler bunlar. Bir bebeğin doğması, sürüye yeni kuzuların katılması, başakların iyi serpilmesi, tütünün bu yıl bereketli çıkması. Köyün kadınları, çocukları toplanıyoruz gelinin kaçtığı evin merdivenlerine. Onu bekliyoruz. Gelin geldi. İşte. Geline daha yakın olmak istiyor. O da bir günlük kocasına. Bir anda her şeyden kaçmaya başlıyoruz.
sevdiğim olmasaydı ben ona zaten gelmezdim. Para için satılmak yok. Sevdiğimiz olduğu için. Ya bulamazsın, ne bileyim baba ya. Nereden bulacak o kadar parayı ya? Lazım. Ben bir arada görmedim 3 bin euro. Ya bulması gerekiyor. Bulması gerekiyor. Çünkü... Ama nereden bulacak adam? Ama bulmazsan çalışın çıkmaz biraz. Gelin ama. Gene. Kadın 60-70 euro kazanıyor yani en azından 38 yıl falan çalışırsa 3000 euroya. Şimdiye kadar biriktirdiklerini verecek hep. Bahçede yaşlı bir adam oturuyor. O hiç para biriktirememiş. Ve her düğün dernekte biraz daha içine kapanıyor. Biraz daha üşüyor. Kısmetler böyleymiş. Vakitinden ne vakit adam genç evlenmedim. Öyle kaldım. Evet eberi. Böyle geçti bir kevi dünyayı. Kirli çıkıymışız diyor. Neden Amerika'da bu kadar parayı? Atuhaf bir şey ya. 3000 euro biriktirmişti paramı. Dışarıda mı çalışıyordun Türkiye'ye gitken? 3000 euro nasıl biriktirdin? Ben değil mi vallahi? Çok ciddi söylüyorum. Kenara koyuyorsun. Evet. Yani tarımda kazandığın buğdaydan falan. Tütünde. Düşünüyoruz alacağımızı. Zengin aileye gelin geldi. Sevdiğim için geldim, parası için geldim. İstiyorsalar hiç vermesinler. Gelin verdi, gelinin şeyi. Hediye mi aldın? Hediye aldım, hediye. Gelin mi verdi onu? Gelin verdi. Kim verdi, kim? Avcı Ben gittim, Türkiye'ye gittim ben 2 yıl. 10 sene gittim. 10 sene okulu var. Gitti. Sen okula hiç gittin mi? Gittim 4 yıl. 4 yıl? Hı-hı. Peki Makedonca biliyor musun? Biraz, çok az. Bilmiyorsun. Kızlar burada Makedonca biliyorlar. Dolayısıyla yüksek evet, eğitim yapamıyorlar değil mi? Evet. Orta eğitim de yapamıyorlar. Evet. Sadece ilkokul. Peki olanlar da pek ileri gidemiyor eğitimde değil mi? Evet, gidemiyor. O zaman ne oluyor? Yani pek devlet patronlarına falan giremiyorlar. Evet. İşte bizim gibi kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Birbirlerine kaçıyorlar. Burada oturacaklar. Ama yani mesela biraz daha eğitim olsa hani belki daha üst. Daha başka olur tabii ki. Bir mevkilere gelirsiniz. Buraya da biraz su mu getirirsiniz? Biraz para gelir belki evet. Buralara falan değil mi? En büyük sorunlar ne söyle burada? Su mu söylerim? Su. Su. Yolumuz var. De su isteyiyoruz. Hiç gelen giden olur mu buralara diye sorunca gözleri parlıyor. Kısa bir süre önce gezelim görelim ekibinin onları ziyaret ettiğini söylüyorlar sevinçle. Bir TRT unutmuyor bizleri diyorlar. Ama onların başka ziyaretçileri de varmış. Anlaşılan misyon sahibi kişilermiş. Kalabalığın arasından bir takvim çıkıyor. İçinde Türkçe İncil ayetleri. Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önüne eğildiler. İncil'den bazı sureler var. Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca babası onu azarladı. Ne biçim düş bu? Takvim getiriyorlar.
Sen onlar içinde şey, kopardığın zaman listeler onlar. Koparıyorsun. İşte okuduğun zaman zaten o tarafa dönmeye başlıyorsun. Paraya şey satın alır. Tamam, çok satın alır. Kimlerini bile satıyor. Bu böyle değil mi? Birileri diğerlerinin hiçbir şey anlamadığını sanır. Ve çok yanılır. Çünkü doğal yaşayanların doğal yetenekleri var ve kendini çok zeki sananlara karşı geliştirdikleri koca koca kalkanlar. Bir çitin köşesine çökünce bizim kınalı kız çıka geliyor yine. Artık alıştı iyice, onunla konuşamadık mı kızıyor. Çocuklar şimdi gidemiyorlar. Kimse gitmiyor. Siz hiçbiriniz de gitmiyorsunuz. Çünkü 3000 euro kadar bir para alınıyor. Başlık parası falan. Evet. Bunu alana başlık kadar... Başlık parası için mi değil, o bu okula gitmediğimiz bizim. Önceden biz yollayamaz çocukları fakirlikten, fukaralıktan. Başlık var para. 3000 euro başlık parası verene kadar çocuğunu okula yollasın. Zaten Mail dedi 100.000 euro veriyoruz kızlara. Biz o parayı değil. Toplayınca için... canımız çıkıyor bizim ama. O parayı çok zor toplarız biz. 18-19 yaşında olana kadar o kız... Hep biz o parayı toplarız, onu iyi vermek için okula yollayamıyoruz. Yani çocuk okula gitse çok mu paraya mal olur diyorsun? Okula gitse peki diyoruz, buralarda iş yerleri olsa, işe gitsinler, aylık alsınlar. Aylıkları olsa işte aylık alacak, daha bir yer aylığını alacak. Peki de parası olacak. Bu para nasıl toplanıyor 3000 euro? Nasıl? Tütün toplarız, Yunan'a çoban gidiyorlar. Gırtsiye'ye çoban gidiyorlar, çocuklar çoban gidiyor, yula toplama uğraşıyorlar. Tütünden uğraşıyoruz. Ha, tütün de geçmiyor şimdi, bir iki sene oldu. Boğazımızdan kasıyoruz. Ya yememiz bol değil, giymemiz bol değil. Yemekten... 18-19 senede bu para topladı. Ya. Anladım. O zaman da nasıl okula gidilsin diyorsun? Tabii nasıl gidilsin okula, çok zor. Yani bizim burada yaşamamız, avamız için iyidir ama böyle... Yoksuzluk parayı için zahmet çekiyorsun. Bizim burada yaşamamızı gelen burada beğeniyor ama yaşayan bilir bu yerde nasıl yaşar. Makedonya'da, Doğu Makedonya'da yaşayan Türklerin fıkaralığı çok. Birinci susuzluk, suyumuz yok. Ben 50 yaşında adamım. Çocukluğumdan beri bu köye bir istedim bir iyilikler yapayım, bir sular, bir zenginlik gelsin. Yaşım geçti, ihtiyarladım, gelmedi. Bunu ben istiyorum, size söyleyeyim, siz bunu Türkiye'nin başkanlarına da gösterin, yani duyulsun. Makedonya'da, Doğu Makedonya'nın Türklerine bir yardım Türkiye'den istiyoruz da, su için. Yani dünyada en önemli bir şey su. Su zenginlik. Su olmadığı yerde hayat olur mu? Yaşamak olur mu? Ben Türkiye'ye çok yalvarıyorum. Aman ediyorum. Bizim kendi devletimizden yardım olmadı. Türkiye'den isteyeriz bir yardım. Makedonya'da, Doğu Makedonya'daki yaşayan Türklere bir yardım yapsın. Bir de Yakup şu var, yani şimdi burada mesela bu köyden böyle eğitilmiş, okula gitmiş adam çıksa, Makedon hükümetinin içine girse bu köye çok yardım olur. Ama şimdi biraz evvel şey de söylüyor, burada galiba okula göndermek de pahalıya mal olduğu için daha çok insanlar 17-18 yaşına kadar ne yapıyorlar? Evlendirmek için para biriktiriyorlar değil mi? Evet. Bir de onu anlatsana. Evet. Nasıl oluyor? Kitap.
Fıkaralığımız var işte. 4 sene okulumuz vardı şimdiye kadar bizim. Neyse biraz şimdi onu yükselttiler. 8 sene şimdi gene prensiz okul. Ama yine yollayamıyorsunuz. 8 seneye kadar yollanıyor şimdi. 8 seneye kadar şimdi okula gidiyorlar. Ama 8 seneden yukarı parayla oluncalık burada gene dayandı bu iş. İştip'ten mi? Evet. Nasıl İştip'ten geldin İyi. Buraya? Güzel. Nasıl geldin yani? Birine aşık oldun da mı geldin? Anam verdi, anam babam verdi. Yani evlendin geldin. Tabii. İyi, orada okula gittin mi? Gittim. 4K. 4K. 4'ten fazla giden var mı hiç kızlardan? Var giden ama kuvermiyorlar bizim tarafta. Vermiyorlar. Siz de okuyamıyorsunuz evet. Bir türlü. Anladım. Orada da durum zor mu ekonomik olarak? Zor. Her yerde zor. Ben Şaşveli köyünden geldim işte ve bağlanan bir köy. Şaşveli'den ben buraya evlendim. Burada Kocaeli'yle evet. Evlendin. Orada okumuş muydun Şaşveli? Okudum 4K. 4K okuyorlar ya. Evet, bizim orada yolumuz yok. Sadece suyumuz var. Bu köy daha mı zengin oradan? Bu köyde yol var, su biraz kısa. O kadar. Şaşveli'den daha iyi durumda mı? Evet, burada yol var, daha iyi durum burada. Ama su tarafından biraz daha kısa burada. Çocuğun var mı? Hayır, yok. Yeni evlisin sen herhalde. Yeni evli. 8 ay oldu buraya geleli. Çocuğun olduğu zaman 4'ten daha fazla okula götürüp göndereceksin mi? Evet, daha onu Türkiye'ye göndereceksin okuma. Kızlar en çok 4K okuyor. Yaş 15 evleniyor. Erkek çocuklar biraz daha okuyor. Onlar da 18'de evleniyor. Sonra onlar da başlıyorlar para biriktirmeye. Bir bebekleri oluyor. Sonra birkaç tane daha. Dünyanın en güzel çocukları burada. Ailenin büyükleri erkek çocukları 18 yaşına gelene kadar ya Yunan'dan çobanlığa gidiyorlar ya Türkiye'de bir iş tutuyorlar. Birileri koyunlara bakıyor, tütün satılıyor, yenmiyor, içilmiyor, para biriktiriyorlar. Arada kızlara fistan alınıyor, hepsi bu. Onlar gelincikler, fistansız olmaz. Geleneksel adetler insanları bu dereceye getirmişler zaten. Ya okul olmuş olsaydı, devlet elini koymuş olsaydı zaten bu adetler de kalkmış olurdu. Bu adetler kalkınca bir adamın 4 tane oğlu var ise 4 başlık parası 3,000 euro, 12,000 euro. Benim 12,000 eurom yok. Yani. Ki bunca sene çalıştım. Ben mühendisim. 35 yıl çalıştım. Devlet firmalarında çalıştım. Ama 12,000 eurom yok. Ama bu adam 12,000 euroyu temin edecek çocuklarına kızlar bulmayı için. Yine de başka bir köylerde. Yolda bir akrabama rastlıyorum. Gözleri ışık saçıyor Şadiye'nin. Abi isteyeydi ben çok bilirdim okumak. Ben 4 sene okula gittim. Okuldan çıktıktan sonra 3 gün 3 gece hep ağladım. Ben istedim çok okuyayım da çok hesaplar yapardım. Çok kafam toparlardı. Her bir şeyler yapardım. Ama bizim yerimizde dedi babacığım okul yok bizde dedi. Şimdi burada dedi o nereye gidersin sen işte bak kız olan kız dedim. Yine. Bırakamayız, verip koyamam dedi. Sonra evlendim. Yavur içine. Yete... Koyamam ne dedi? Yavur içinde dedi ben seni bırakamam orada dedi okuyasın dedi. Ha. Türk kızı oluncalık sen dedi. Bizim gene şimdi Türk uşkolamız okudu buralarda. Mektep okudu bizim için okuyalım. O sebepten okumadık. 4 senecik okudum. Yolun altında çocuklar beliriyor. Sırtlarında okul çantaları. Sonra kızlar da geliyor. Senin adın ne? Azike. Hangi sınıfa gidiyorsun? Birinciye. Sen? Mümine. Hangi sınıf? Birinci. Okuyacağım mı yoksa 4K mı? 4K. Bir eşikte duruyoruz. O eşik tam köyün başında. Yakup'un bakkalı köyün tek ticari kuruluşu. Köyün dünyayla bağlantısı. Yakup'un oğlu TRT'yi izliyor. Yanı başında yine o takvim. Firm'dan bahsediyor. Onlar getiriyorlar bir kalenderler, takvim gibi bir şeyler.
onların o takvimleri getirdiklerini ben neymiş onu düşündüğümü söyleyeyim. Çok memnun olduk biz o zaman onlardan. İyi ama bize sonradan anlattılar, dediler bunların getirdiği takvimlerde yazıyor İsa peygamberin bir sözlerinden. Ondan sonra biz başladık geri durma ondan. Daha bir defa da gelmiş olsalar belki de almayacağız onları. Kimler geliyor? Nasıl insanlar bunlar? Onlarla beraber geliyor iki tane erkek. Erkekler Almanyalı. Kadın İzmirli, Türkiye'li, Türk. Kendi dedi, ben dedi Türk'üm ama dedi Almanyalılarla evliyim dedi. Bu dedi benim kocam. Burada olmayan başta devlet. Devlet bir yere elini koymazsa orada tabii bir başta cahillik gelir. İkinci yoksulluk gelir. Üçüncü elbette teröristler çıkar, kaçakçılar çıkar, hırsızlar çıkar. Başka taraflardan misyonerler gelirler, bunları satın alırlar. İşte gördüğünüz gibi o takvimleri, gönderilen takvimleri Almanya'dan. Onlar nereden buldu Levaköy'ü Allah aşkına? Devlet olmuş olsa devletin bir kuralları var, bir yaşam kuralları var. Bir suyu getirecek, bir okulu köye getirecek, öğretmenini getirecek, teknolojiyi getirecek. Dolayısıyla insanlar cehaletten biraz arınırlar yani. Bir küçük yol kendilerine bulur. Belki yavaş gider ama gider. Burada 50 yıl önceki durum bugün aynı. Ümine, Nazike, Şadiye, Yakuplar vardı buralarda yine. 1912'lerde yalın ayak günlerce yürüdüler. Savaştan kaçıyorlardı. Çoluk çocuk yürüdüler. Kimisi yollarda kaldı. Yaşlılar ana yurda varamadılar. Çocuklar hastalandı. Ama yürüdüler. Bıraktılar çiftlerini, çubuklarını, anılarını, neleri varsa onları. Köklerinden kopmak zorunda kaldılar, göçtüler. Artık zaman tünelinden çıkacağız. Yine bir eşikte bir an için durup geriye bakacağız ve her şey kendi doğallığında devam edip gidecek. Sakin, telaşsız ve doğal ve yoksul ve dörde K diyecek kızlar. Yoksa her şey değişecek mi? Her geçen gün bir aile fire veriyor. Ya Çorlu, ya Tekirdağ, ya İstanbul. Akrabalar bekliyor. Elden umut yok. En iyisi bohçaları dürmek gerek diyorlar. Ya değil, şaramız olur. Gideriz o kadar. Ne olacak? Çorlu'ya. Çorlu'ya. O gün bugün Balkanlardaki Türkler hep göçerler. Yüzyıllardır onlara ekmek vermiş bu topraklar durduramıyor artık onları. Makedonya'nın güneydoğusundaki bir dağ köyünde her gece fısıltılar dolaşır. Kimin gittiği, kimin gideceği konuşulur. Toptan gidilmese bile mevsimlik göçler, ayrılıklar, para için yıllar süren cefalara katlanılır. Bu toprakların verdiği huzur, dinginlikten hiç nasip almamış yörelerin hırçınlıkları yorar onları, ihtiyarlatır. Sonunda koyulur cebe 15-20 yılın bedeli, bir çocuk daha evlenir. Gözü modern zamanlara dönük çocuklar geleceklerini ve köylerini sorgularlar. Onlar sınırların arasında yaşarlar.